Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, günün erken saatlerinde uyandık. Kahvaltı yapıp işimize gücümüze döneceğiz. Çocuklar zaten çok çok erken uyanıyorlar. Yani bizim evde saat 8 dedi mi çocuk falan kalmıyor. 8'de uyudukları için de çok erken uyanıyorlar. Tamam be. Kahvaltı hazır diyordu orada. Gidelim bakalım Burcu ne kahvaltısı hazırlamış. Kim o sesi çıkaran kim? Nereden çıkıyor ses? O vıcık 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 ses nereden çıkıyor? Sana diyorum. Küçük çocuk. O vıcık vıcık. Bundan mı yoksa? İşte o sesi diyorum. Neden öttürüyorsun? Baba yukarıda uyuyor. Neden beni uyandırıyorsun? Bak hala yapıyorsun. Bir öp babayı bakayım görsünler. Hadi öp babayı. Öp babayı. Aferin sana. Bakalım Burcu ne yapıyor. Günaydın. Kahvaltı hazır değil. Burcu'nun bak kahvaltının anlamı nedir biliyor musun? Evet. Nedir? Hazır. Yani hayır. Şimdi kahvaltı... Evet, seni çağırdım sen 20 saat sonra gelirsin ama bütün erken kahvaltı Rumca kelimedir bak. Rumca bir kelimedir. Şöyle söyleyeyim sana. Heceleyerekten bulalım anlamını. Rumlarda kalk anlamında kullanılır. Dinliyor musun? Evet. Kalk anlamında kullanılır. Evet. Atma şuna. Kalk diye bir gerçek var ama Osmanlı'da. Tamam yani. Bak. Val da baldır Rumlarda. Evet. Tı var anlamında kullanılır. Rum. Evet. Bak biz Rumduk değil mi buralar evet, yani bizim. Bak kahvaltı. Tamam. Kahvaltı. Kak bal var. Dan geliyor. Good morning de go. Sabahın hayrı demek. Ot. Sabah şerifleri demek. Şu anda bana inanmıyor ama bak kalk anlamında kullanıyor tamam. Rumlar. Çok güzel. Val baldır. Bak Rum gir şeyleri val bal hemen çıkacak orada. Tı var. Hani sorarsın ekmek var mı? Rumlar tı der. Var der. İngilizler de go der. İşte böyle de ciddiye almıyor beni. Kalk bal var. Ama anladım ya. Kalktım bal yok bir şey yok. Bal orada bak hepsi hazır tamam. Bu arada tamamıyla salladım böyle bir şey yok. Sen inandın mı? Çok evet, çok da kandıramıyorsun. Çok da saf şey var ha işim var. İnanmadı tabii ki de. Niye? İnan, kamera açık olmasa inanacaktın. Hayır inanmış. Kamerayı şöyle ister misin? Şöyle mi? Evet. Günaydın. Günaydın. Nasılsın bakalım? Yeni kanalımıza yaptığınız destekler için teşekkür ederim. Evet, bizim yeni kanalımız var. Adı da Altun Ailesi. Evet. Bugün de ikinci videosu. Evet. Akşam kaçta? 7 mi dedik? 7 de yayında olacak. 8 mi dedik? 7 mi dedik? İkisinden biri. 7, 8'de yayında olacak. Toplantı yapmamız lazım. Şarkı tamam, hemen. Randevu alabilir miyim? Hemen toplantı budasına. Toplantı. Pıs 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 pıs. tamam. Ay iki çocuk anası babası halimize bak. Ya ben şu anda bulunduğum yaşı sana söyleyeyim mi? Evet. Cidden söylüyorum. Evet. Şu anda ben kendimi tamamıyla 20-22 yaşlarında hissediyorum. Hakikaten çok hakikaten ben de. Çok bak kamerayı yanlış tutuyorsun. Yani hiç öyle 30 yaşındaymış hissiyatına de değilim. Kesinlikle. Evet. Sen birazcık şeysin ama kendini yaşlı hissediyorsun. Ben. Çok erken uyuyorsun ya. Ben 7 yaşındayken erken uyuyordum. Şeyde koltukta böyle sonra. Ay saçmalama Samet yalan söyleme. O erken uyuma benim. Ama erken uyuyorsun. Ama 7 yaşındayken erken uyuyordum. Ne yapabilirim? Yapım bu yani. Yani az önce yaşlı dedim ya yapıyorsun. Saat 8 olunca çocuklar uyur diye. Burcu da 9'da uyur yani. Abart. Ben de 10'da uyurum. Abart. Tamam. Abart. 12'de uyuduktun. Abart. İyi bakalım tamam. Bak hep Samet böyle bir didişmeden duramıyorsun. Bu hoş bir şey değil. Ya bunlar evliliğin tadı, tuzu, biberi. Hatta senin demen gerekiyor ki
Ben 25'sem sen 22'sindir herhalde. Sen benden daha şeysin, çocuksusun falan da ben gerekiyor. Evet, çocuksu yönüm var. Evet yani. Ona bir şey diyemem. Çocuksu. Çocuksu da değil aslında. Ne istiyorsun? Söyle de onu söyleyeyim. Ya. O değil, bu değil. ne demem istiyorsun? Yok, bir şey deme, canın sağ olsun. Böyle de kararsızlıkları vardır. Sonuç olarak teşekkür ederiz. Evet, kanalımıza, Altun Ailesi kanalına bekleriz hepinizi. Link koyuyorum açıklamalar kısmına. Oradan linkleyebilirsiniz bizi. Oy Allah'ım, çok çok güzel bir kızım var arkadaşlar benim. Günaydın kızım. Günaydın desene babaya. Günaydın. Nasılsın bakalım please? Ben dün akşam rüyamda Karlar Ülkesi'ndeydim. O kardan adam var ya, büyük burunlu, havuç burun. O beni kovalıyordu. Neydi onun adı? Olaf. Ah, Olaf işte. Beni ısırmaya çalışıyordu o. Öyle ısırıyor mu Olaf? İki tane dişi var. İki tane. Ay Allah. İki tane dişi mi var? Bir de Zeynepciğim, bir kameraya bakar mısın? Sen çok güzel bir kız çocuğusun yahu. Bir başka ne vardı? Ha, rüyamda mı? Bir de bir prenses vardı orada, çok güzel. Böyle dokunduğu her şey buza dönüşüyordu. Onun adı neydi? Elsa. Elsa mı? Ha, işte o bana dokundu. Ben buza dönüşmedim. Dedi ki sen de benim gibi sihirlisin. Sen de buz adamsın dedi bana. Çok şaşırdım. Böyle şatosu vardı buzdan. Herkes üşürken ben üşümüyordum. Neden? Çünkü ben buz prensiydim. Çok güzel bir rüyaydı. Şimdi gidip bunu bakacağım rüya tabirlerinden. Başka kim vardı? Başka babaanne vardı. Onun da küçük bir buzağı vardı şatonun ya, altında. Hayır o değil. Uyumadım. Hayır. Hadi. Hadi kahvaltı. Baba. He? O geyik. Ya geyik, ha işte babaannenin geyiği vardı. Hayır, o mamani değil. Erkek çocuk. Tamam. Ve geyiği var. Anne de vardı. Ya benim rüyamda babaanne vardı. Şimdi Allah Allah. Hayır. Anne var. Söz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar var ya bunlar. Kuzey, çok korktum gece. Neden? Çünkü kocaman bir T-Rex vardı. Ama çok... O değil. Karayakışı vardı. Çok kocaman bir T-Rex'ti. Dişleri kocamandı. Ve onu mu görmüştün? Evet. Ve karayakışı... Nereye ısırmıştı? Anne. Parmağımı ısırdı. Anne. Oranda mı? Evet, tam oramı. Çok acımıştı. Anne. Baba yörende karayakışı. Zeynep şu anda bana kızıyor. Hayır, hani Karlar Ülkesi vardı rüyanda. Şimdi ne de? Kızım, ben sabaha karşı gördüm dinozoru. Gece uyurken Karlar Ülkesi'ndeydim. Bir tane de dinozor vardı Kuzey. Boynu upuzundu. Yaprak yiyordu. O dinozorun adı neydi? Matamodus. Ne? Matamodus. Matamodus mu? Matamodus. Matamodus. Bir de bir dinozor vardı. Sırtı böyle diken dikendi. Neydi onun adı? Dikatoros. Dikatoros. İşte evet o. Çok korkunçtu ama onlar ısırır mıydı? Isırmaz. Dedesi dibinden hiç almazdı. Kahvaltımı yaptım. Anneme doğru ilerliyorum. Ve birazdan anneme inekleri sattım şakası yapacağım. Yani inanma oranı biraz yüksek. Bakalım tepkisi ne olacak? İnekleri sattığımı duyunca. Tabii çok ciddi olmalıyım. Böyle az bir işte böyle gülme hali ya da gülümseme hali diyelim olursa annem inanmaz. Bu videoda olmaz. Şimdi gidelim. Annemin en hassas konusu ineklerle bir şaka yapalım bakalım. Şu anda çoktan kalkmıştır. Erken kalkıyorlar zaten. Ha, yoruldum ya. Çok
çöpe attım. Şuraya bir sürü çöpler vardı da. Bunları taşıyordum. Hadi bakalım. Annemin oraya geldim arkadaşlar. Babam ördeklere havuz yapmış. Küçük havuz. Girin suya bakayım. Girin de göreyim sizi. Dur oğlum dur. Dur. Tamam. Dur. Şşt. Civcivler burada. Şşt, tamam. Yandotları görüyorsunuz değil mi? Diyordunuz abi civcivleri göstermiyorsun diye. Hindiler ötede. Ya bak şu hindi. Tamam dur dur Yaman dur. Ha yüzüyor. Günaydın. Günaydın oğlum, günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Allah daha iyi etsin. Buna da şükür Allah'ım, elhamdülillah. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun cemi cümlesini. Herkesi de beni de oğlum. Anne, akşam bir vatandaş yazdı bana. He? Dedi ki, Samet, ben ineklerine talibim. 4 doğurmuş ineğe. Eğer verecek olduğum fiyatı kabul edersen Rize'den hemen atlayıp geliyorum kendi aracımla. Hayır 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 hayır. Nereden çıktı o? Oğlum, ama fiyatı bir duy da. Fiyatını da duymak istemem. Hayvanları da vermek istemem. Ama iyi para veriyor. İyi para olsun dursun cebinde parası. İyisin. Onlar satılamazlar. Bak, onlar ahırın perekesi. Buzağınla birlikte tam 15 milyar verecek tanesine. Tabii 5 milyar buzağa, inek geldi 10 milyara asla olmaz. Daha yüzünüze bakmam. Çeker giderim buradan. Yüzünüze de bakmam. Kız cebimiz para görsün de 15 milyar. Hayır, onlar her zaman para. Onlar bankadaki para gibi, onlar para orada. Herkes o düzeni kuramıyor, herkes yapamıyor. Sizin kurulmuş bir tezgah var orada. Bir fabrika var orada. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman dedi annen, dedim ben anneme sorayım. Hayır, ben onaylamıyorum, hayır. Dedim annem eğer onaylamazsa buzağları veririm dedim. Hayır, buzağları da vermem. Asla vermem. Dün gittim oraya da sevdim onları abla, sevdim. Duygulandım. Ya kimini tamam, ağlama, niye ağlıyoruz? Onlar satılamazlar. Onlar orada duracak onlar. İshalli olan düzeldi mi? İyi. Has kalktı. Tepki verdi bize. Has o kadar da şey mudara değil. İyi yani. Onu yoğun bakıma aldım çünkü. Bari onu verelim de elimizden hayır, çıksın. Hayır hayır. Ölür mü ölür bakarsın. Hayır o ölme, ölecek göz yok ki onda. Ha şimdi gittin mi yine ilaçlı onu güzel. Anladın mı? Ama inekler eski bakımları yok değil mi anne? Yok. Eski yok, bakımları yok. Eskiden yiyorlardı 8 kilo yem. Onu diyorum anneme ki 8 kilo yem. Hatta bakın 8 kilo yem verirdik. Üstüne de mısır unu da verirdim onlara. Birer kilo. Ekstradan yani süt yapsınlar diye. Bir kazan dolardı. Bir kazan daha dolardı da üçüncü kazana da şey kalırdı yani. Ya bakım bakım. Hayvanın memesinin ucu delik oldu mu? Da delik de oradan süt çıkıyor. Ondan sonrası sana bağlı. Yediğine bağlı. Yiyecek ki hayvan, sağlayacak. Yemeyince nereden ne olur? Nereden gelir iner onun memesine o süt? Bak ha yavrukları aşı nereden çatın üstüne
alalım onları damın üstüne. Ne onlar az, hangi birini? Bak şimdi bir daha bu fasulye yallıkları var. Burada iki tane sofra bezi var. Ha bu şey merdiven dibinde de lahanaları açmışlar ha böyle yaprakları. Bu duyalım onları kat karıştı. Dittok ha böyle elinden alıyorlar hayvanlar elinden. Yeşilliğe hasret gittiler. Bu nereden sağlayacak? Evet. Üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum. Ayşe. Onları dün gördüm de sanki utandım onlardan. Niye? Ki niye el boşuna geldiniz? Hani sizin tazeniz? Hani yallığınız? Hani bir şey? Ya onlara da mı el boşuna gidilmez? Her giden de bak oğlum ben inek bakıyordum ama da Allah seni inandırsın. Bak inanın kalbimle konuşuyorum. Hı. Şu kadarcık bir şeycik hiç yutturmamışımdır. Ben biz de yutturmuyoruz da. Bak benim kapıda ayvalarım vardı. Sen belki yetişmedin. Gece pat pat vururdular yere. Onları kakara alırdım, yıkardım onları, bölerdim, koyardım. Azıcık bir su boğuda pişirirdim onları. Vardı bir sürü buzacıklarım. Onlara taksim eterdim. Çekilmiş, kavrulmuş. Aynı gavutuni gibi derler abla. Çikolata renginde arpa. Onu ben değirmende çekerdim. Onu sarardım ona. Azıcık da tuz atardım. Çok azıcık hayvanları yalar yerdiler, durudular. Daha böyle duba gibi. Hiç yani demek istediğim sana ne biliyor musun? Hmm. Yutturmazdım hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi yutturmazdım oğlum. Biz yutturuyor muyuz? Yutturuyorsunuz. Az önce misal verdim sana. Teleferoya takıyorum evdeki dökündü. Yukarı çekiyorum teleferi ki. Asılıyor da baban da kızıyor. Ne zaman oldu bu olay? Oo, kaç defa oldu? Bir defa da değil. Ama bakın buna ben açıklama getireyim. Babam veriyor teleferi aşağıya. Mandıranın arkasına vermiyor. Ben fındıklara çıkıp yallı alamıyorum. Verdi. Oraya verdi. Hatta dedi ki orada kedile bir şirada deşti dedi. Oraya döküldü dedi. Ya orada köpeğin kemikleri vardı orada. Ya neyse işte. Hiçbir şey yitmez. Yani bu böyle de pereket çok da değil azdadır oğlum. Azının değerini. İsrafa karşı mı sen? Çok. Allah bana o konularda güzel Allah'ım hiç sual sormayacak. Şu çöpe atılan salatalık kabukları da israf mı? Ha şimdi salatalık kabuklarını doğradım, kıydım onları. Bir süzgeç baban gitti attı ördeklerle civcivlere. İlhan sildi süpürdü yediler dedi. Bakın annemin en hassas noktasıdır. Evde patates mi soyuldu? Kabuğunu çöpe atarsanız kıyametler kopar. Şimdi bir şey dolar orada yine. Salatalık kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu. Ondan sonracığıma ekmek parçası bakın tam 2 gün meselesi sürer aman. Mısır yadın onun şeyisi pustuğunu kır at yala fırçasını yap güzel sofra bezine koy fırçalarını saplarını da doğru şu kadar kat karıştır bir sofra bezi yolla dökün önüne bu nereden bu Allah'ım la ilahe illallah. Şimdi bir gün armut yedim arkadaşlar armutun şeyini bıraktım tabii. Bu içinde çivitli bölmesi var ya sapı kulbu falan orası yenmiyor. Bıraktım. Bunu da boşluğuma geldi. Atmazdım ya. Attım öyle kenara doğru. Annem bunu gördü attığımı. Ya bir armutun şeyi ya kulbu. Yani tartsanız 10 gram gelmez. Annem kıyametleri kopardı. Bak sen onu dedi capçup yedin dedi. Buzacukta dedi öyle yiyor onları dedi. Seviyor değil mi? Aynen. Sonra gitti aldı o armutun kulbunu yıkadı onu. Gitti attı ineklerin yalına. Öyle bir kadındır. O yüzden kızıyor bana. Teleferik yukarı gelmiş de. Bu yapmacık bir hareket değil. Bu benim iç güdüsel halim. Ben böyle yetiştim. Ben böyle. Sana hayatta zaten yapmacıklık yaptıramayız. Annem neyse odur. Aynen de öyle. Desem ona ki şu an şunu yap. Yaptıramazsınız. Şimdi armutlarımız. Ya da şunu şöyle söyle demezsiniz. Kendi ne isterse onu söyle. Armutlarımız düzde çok var da. Santa Maria var. Başka kışlık Santa var. Santa Maria var. Kış armutu var. 3 çeşit armut var. Yengenin bir armut var. Çok güzel. Sivri abile. Gördün mü? Ben sana aşı yap diye yapmadın ondan aşı oğlum. Anne bak sabah bir selam verdik yani gömdün anne bak, beni burada ya. Bak iki tane kiraz fidanı diye ben sürdüm sağ olsun abinin ömrü uzun olsun. Onun birini bana vereceksin mi? Veririm oğlum. Vermezsin anne. Sonra ha tut fidanı var ya bak lafa getiriyoruz. Onu kim isterse oğlum onu veriyorum. Abi. Onu Güngör diye bir çocuk vardı ona verecektim çocuk mu adam mı bilmiyorum ama ona söz verdik onu. Dur bakalım. Yani bu, kocaman oldu çok da büyüdü mü gitmez o.
Saksıda ıslat. Onu otobüse atar da göndeririz onu. İki defa şeyi tuttu yadık ondan. Bir evden verdi, topladık. Bir de son verdik yine. Çok güzel bir şey. Ya neyse, konu sapmış. Şimdi bu Rize'yle gelsin mi anne? Hayır. Hayır dedim ya, hayır. Eğer annen dedi hayır derse dedi, tosunlar alayım dedi. 4 tosunu. Bir gelsin almaya da. Bir satın da. O tosunlar nasıl ama anne? Çok güzel. Çok Allah. Paraya der değil mi onlar? Allah nazarlardan korusun onları. Mevlam korusun onları. Ahırın pereketleri oğlum. Pereket. Bu annem de. Önceden atardık onları fındıklığa da, armut ağaçlarımız çok ya. Armut yerdiler. Ağızları su dolardı mübarek hayvanlar. Çok armutlar yerler de korkardım boğulacak. Bu sene attınız onlar abi meyveli var. İndirdiler beni abi cam eken duvarın üstüne kadar oturdum onlara seyretmek için. Portakal arıyorlar yerlerden. Portakal vallahi sana yemin ediyorum. Sen portakalı alıyor ağzına bir sıkıyor ağzını ya. Allah'ım sanki meyve makinesine su çıkıyor. O kadar güzel. Niye hayvanlar yiyorlar? Hiçbir şey yitmez. Onlar da ağzının tadını biliyor. Anne tamam satmayacağız. Bakın annemin damarına bastık mı böyle oluyor işte. Normalde hiç çok beni, sakin oğlum, konuşur. Benim yaşayacak olduğum bundan bu yana ne kadardır Allah bilir. Yaşadığım kadar da hastalıklarla mücadele ediyorum. Beni üzmemek için bana böyle bir şey demeyin. Bunları bakın. Rahmetli deden ne dedi hacı deden? Dedi ki kızım İlhan yavrum hayvan bakın ki Allah size çok sebap yazsın. Bunun defteri hiç kapanmaz. Tamam tavuk bakalım. Tavuk da bak o da hayvan. Sadece ineğe mi sebap yazılıyor? Dün gördüm onları oğlum. Dün gördüm o kadar hoşuma gittiler ki. Volbaşı yapıyorlar bahçede. Bir o tarafa bir bu tarafa yiğit gitti. Ördek kuyusu açardınız. Gitti ki 4 tane yumurta orada. Baktım. Al diyor onları. O bağır. Babaanneye fol buldum. Onlar senin babaannen köle olsun dedim. Baktım çamın kenarında da mutfağın penceresinin önünde de 5-6. Onlar da senin oğlum dedim. Baktım az sonra yağmur geldi. Babaanne buldum bir yumurta. Neyse yeni tertemiz yumurta. Az hep bak oğlum onun için abi büyüklerine derse onun lafını al. Az sonra yaren babaanne burada yumurta var. Bunlar demek fola etmiyorlar ki oğlum. Ama demek ki öğleden sonra çıkaracağım onları da üzülüyorum. Vuruyorlar şimdi, tellere kendilerini. Şimdi onların yemle onları. Baban sularını değişti. Kirliydi suları. Değişti. Bunları yemle öğleden sonra çıkarttı. O zamana kadar gene de o şimdi adet ettiğini dışarı yumurtlamaya ya. Bekler gene çıkmasını gene oraya gidip yumurtlayacak ama çoğunlukla da şeye eterler falan. Evet doğru. Yani bunu neyse böyle... anne şaka yaptık sana ya. İnekleri satmayacağız. Hakkını helal et. Ha şimdi ne diyorum babana biliyor musun? İyi gidi Sami. Alsın bana bir kuzucuk. Onu öpsem, sevsem, dolandırsam yürüme de yürüyeyim. Nereye dolandıracağım? Anne, yok ben gideyim en iyisi aşağı anne. O kuzu da sonra diyeceksin ki alın onu aşağı. Bakamıyorum burada. Ay köle olayım onlar. Tavuklar gibi olacak. Tavucuklarımız çok güzel oğlum. Allah nazardan saklasın. Sadece viyandotları saklayacağım. Diğerleri göndereceğim. Yok onlar da yumurtaları çok güzel. Kendileri çirkin ama yumurtaları yiyip biri. Niye hayvanlar çirkin? Yani orman tavuğu rengi var onlarda da. Ormanlarda belgesellerde çıkıyor ya, öyle. Karga yaban tavuğu. Şimdi şimdi bıldırcınlar var ya. Yakına yumurtlayacaklar. Onlara bir folcağız yapılacak. Çıkaracaksın mı gene bıldırcın makinede? Baban diyor ki çık hani gene makineye koyacağım. Erken 17 dolacak günde. Dolacak ortalık bir keresi. 17 günde çıkıyor. Tez gelişiyor. Çok da yiyorlar. Akşama kadar bu kudukları yerdi. Bir keresi benim eski kulaşık makinemde 110'luktu. Doldurup ne kadar o fazla alıyordu. Onun viyolleri değişikti. Böyle şey gibiydi. Evlek gibiydi hani de eski makine. Koyduk ona belki de 200 tane şey. Bıldırcın yumurtası. Küçük yumurta olduğu için fazla aldı. Çıktı doldu ortalık bıldırcın. Ey Allah'ım bir yandan kesiyoruz bir yandan satıyoruz bir yandan. Çok sattım. Oo, gelip alanlar. Ama bir de yem yiyorlar abile Allah Allah böyle bir görsen. Böyle bir şey de onun için erken besleniyorlar. Koyuyorum iskemliği oturup seyretiyorum onlara.
Allah'ım kutu 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 kutu. Hiç bile durmuyorlar. Durmadan yiyor. Kutu 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 kutu. Kutukluyorlar yemiş de. He, oğlum. İyi tamam anne ben gidiyorum. Hakkını helal et bana. Oy, hakkım helal olsun. Helal gerçek olsun. Mi helal olsun yoksa? Analık hakkım helal olsun size oğlum. Bizden memnun musun? Allah tuttuğunuz altın inci olsun yavrum. Allah ayaklarınızı taşa değdirmesin. Taşlara değdirmesin oğlum. Taşları tutarsınız. Altın ince olsun oğlum. Anne o var ya Allah ayaklarını taşa değdirmesin duan tuttu. Her gün teleferikten gidip geliyorum. Allah korusun. Allah koru. Şimdi baban dedi ki o imdat golü var ya çekiyorsun. Hmm. Onun şeyisi biraz silindi. Tamam onu oraya, ayarlayacağız. O dedim ihmala gelmez. Hemen onu yapacaksın. Allah korusun. Evet arkadaşlar annemin hayvanların satılmasıyla alakalı tepkisini gördünüz. Kesinlikle kabul etmiyor. Biz de şaka yaptık anneme. Bizim şakamız böyle yani masum şakalardır. Ama biliriz. Kimin neye kızacağını, tepki vereceğini biliriz. Annemin hassas noktası mesela ineklerin satılmasıdır. Biz de şaka yaptık zaten. Tabi ilerleyen zamanlarda besi işine dönersek mecbur böyle 4 tane sağlıklı inek bırakacağız. Zaten 6 tane ineğimiz var. 2 taneyi daha eleyeceğiz. Hani böyle mayalığa satabilirsek satarız. Satamazsak artık ne yapalım? Şimdi besi çekeceğiz. Yaşlılardan, 4 doğurumlardan falan. Besi çekip satacağız. 4 tane sağlıklı inek kalacak. Bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.